Sevgili takipçilerim, bugünkü konumuz başka bir konu. Türkçedeki sözcük hazinemizi nasıl geliştirebiliriz, neler yapmalıyız? Bunun için bir video hazırladım. Şöyle, diksiyon kurslarımda ve gördüğüm iletişimlerde, Türkçe derslerinde çok az sözcükle konuştuğumuzu, iletişim kurduğumuzu gördüm. Halbuki Batı'da bu sayı çok fazla. 1500, bizde ise 300. Ondan sonra da derdimizi anlatamamaktan, anlaşılamamaktan şikayet ediyoruz. Şöyle bir metot uyguladım. Sözcükleri yazdım. Karşılığını kendilerinin ölçmeleri açısından karşılığını bulmalarını söyledim. Eş anlamlarını. Bulamadıklarını birlikte tamamladık. Şimdi aynı olayı burada karşılığına yazmadım. Canberk Turan'la yapacağım. Canberk cevap verinceye kadar da bir ara kalacak. O zaman da siz bulmaya çalışın. Bakalım kendinize hem denemiş olursunuz. Ne kadar, kaç taneden kaç tane sözcüğün eş anlamlısını bulabildim. Sözcük hazinem nasıl diye. Evet Canberk, başlayalım mı? Evet, başlayalım. Tamam. Mektep. Okul. Talebe. Öğrenci. Yazım. İmla. Hatıra. Anı. Hikaye. Öykü. Şair. Ozan. Anıt. Abide. Merasim. Tören. Vakit. Zaman. Kainat. Evren. Asır. Yüzyıl. Cana. Sevgili. Hane. Ev. Name. Ezgi. Name. Mektup. Tasvir. Betimleme. Baş. Ser. Acele. İvedi. Şöyle videoda çıksın, hani yazılı olarak da sözlü kaçırabilirsiniz. Canberk, bunu da alalım bütün olarak. Evet, bu sözcükleri hafızanıza tutmaya çalışın. Bu şekilde videolarımız devam edecek, derslerimiz ve sözcük hazinemizi bu şekilde Türkçemizi geliştireceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi uygulamalar.